toplantılar yaptık. Bu toplantılarda Ekrem Başkanımızın talimatıyla gerçekleşti. Ve hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi, Riva Deresi'nin kurtarılmasıyla ilgili. Orada Paşaköy arıtmayla ilgili bir algı çalışması yapılıyor. Onların söylediği şu: biz havalimanına Paşaköy arıtmadaki suyu satıyoruz. Bak, Paşaköy arıtmadan çıkardığımız suyu havalimanına satıyoruz. Para kazanıyoruz. Bunun %20'sini gibi bir suyu biz Rıva'ya bırakıyoruz. Rıva Deresi düzelsin diye. Şunu söylemek istiyorum. Rıva Deresi'nde oksijen oranı yok. Hiçbir canlı yaşayamıyor şu anda. Yani bu bölgelerin kurtuluşu bu Ali Bahadır'daki arıtmayla başlayacak. Burada İSKİ ile DSİ arasında bir anlaşma var. İkisinin arasındaki anlaşma şu şekilde metne dökülmüş. DSİ Karadeniz'e ulaşan akarsuların kamulaştırmasını ve ıslah çalışmalarını yapacak. İSKİ Marmara Denizi'ne dökülen nehirlerin ve ıslah çalışmalarını yapacak. Bir yere kadar DSİ gelmiş. O bahsettiğimiz arıtmaya kadar gelmiş. Ondan sonra durmuş. Ve kamulaştırmaya devam etmemiş. İkisi arasında sen yapacağım ben yapacağım, fakat Ekrem Başkanımın talimatıyla gerekirse biz İSKİ olarak yapalım, onlardan mahsuplaşalım diye talimat verdi. Daha bismillah ya. Bismillah, yani 3 ayda Beykoz'u düzeltecek kimsenin bir gücü yok yani. Şimdi 20 senedir 25 senedir kulakların üzerine yatan DSİ yanlış beyanlar veriyor. Ben keşke burada hem İSKİ olsa hem DSİ olsa, halkın karşısında konuşsalar da biz de siyasi olarak müdahale etsek. Ama ben bu İSKİ ve DSİ konusunda, Riva'yı kurtarma konusunda çok kararlıyız. Oksijen oranı Riva Deresi ile Karadeniz'in birleştiği uç noktada 0.04'e kadar düşüyor. Oksijen yok suda. Hiçbir balık yaşayamıyor. Pislik içinde. Bazı kanallar bunu egzajere ederek siyasi malzeme olarak kullanıyorlar. Ey DSİ çalışanları, ey DSİ yöneticileri, siz 20 senedir ne yapıyorsunuz? Bakalım, değerli hazırın, hoş geldiniz. Ben Hasan Çakkalkurt, 50 yıllık gazeteciyim. Emekli olunca Boshane'ye yerleştim. 4 yıldır burada ve Beykoz'da nüfusumu alarak artık Beykozlu ve Boshaneliyim. Ziyaretiniz için candan teşekkür ederim. Bizler değil, sizler hoş geldiniz. Bir kez daha söylemek istiyorum. Köyümüz aslında çevrenin en güzel köylerinden biri. Ama son 20 yıldır hiçbir gelişme göstermedi ve büyümedi. Bir türlü nedendir, bir sürü nedeni var tabii. Bugünlerde de en çok sıkıntısını çektiğimiz bir iki konu var. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Bir tane bankamatiğe ihtiyacımız var. Hiçbir banka buraya gelmek istemiyor bizim talebimizle. Ama belediyemiz destek verir bir çalışma yaparsa, bir bankamatiğin gelmesi konusunda yardımınızı bekliyoruz. İkincisi, bir sağlık ocağına ihtiyacımız var. Burada Göllü, Öğümce ve Boshane iç içe girmiş 3 köy. Bu 3 köyde yaklaşık 500-600 hane var açıkçası. Bunlar için biz şu anda sadece 15 günde bir ya da haftada bir Cumhuriyet'ten gelecek doktoru bekliyoruz. O çok sıkıntı oluyor. Yani gerçekten sıkıntı oluyor. Doktor da doğru dürüst gelmiyor. Evet, ilave notu söyleyeyim. Doktor da sağlıklı gelmiyor. Kısacası bir sağlık ocağına ihtiyacımız var.
Sağlık ocağı yerimiz de var belediyemizin noktasında şu anda. Onun dışında tabii birkaç sıkıntımız daha var. Yani köyümüzün merkezinde ve en iyi bir noktadaki bir alanına çöp bidonları yerleştirilmiş. Yani köyün güzelliğini gösterebileceğimiz bir noktada çöplerimiz duruyor. Yani bence oranın güzelleştirilmesi lazım. Onu söyleyeyim yani orada çöp bidonlarının durması hiç hoş değil. İkincisi, seçimlerden önce buraya gelen eski başkan ve spor bakanı beraber geldiler. Onlar köyümüz hazırlığına spor kulübü için bir bina ve lokal yapılması konusunda da söz verdiler. Dediler ki hemen başlayacağız, projeleri geliştireceğiz ve şey yapacağız, temel atacağız, bitireceğiz. Ama seçimlerden sonra spor bakanından duyduğumuz kadarıyla seçimleri kazanamadıkları için vazgeçmişler. Biz belediyemizden bu konuda bir destek bekliyoruz. Burada atıl bir spor salonumuz var. Spor odamız, duşumuz veya lokalimiz yok. O konuda bir destek rica ediyoruz. Tabii köyümüzde bir tek kahvemiz var. Tek kahve açıkçası çok sağlıklı olmuyor. Alternatif yaratılacak bir ikinci kahveye ihtiyacımız var. Bir kahve yeri var ama o da çalıştırılmıyor. Belediyemiz bu konuda ne yapar bilmiyorum. Açıkçası bu konuda da bir desteğinizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Hizmet alanını harekete geçireceğiz. Şimdi planlama müdürü arkadaşlarla yaptığım istişarede buna karar veriyoruz. Bunu hizmete, proje çizeceğiz ve hizmete geçireceğiz. Bu belediye hizmet alanında da sizin biraz evvel zikrettiğiniz bazı noktaları çözeriz. Ama ambulans konusunda takdir edersiniz ki 45 tane mahalle var. Her mahalleye ambulans yetiştirmemizin imkanı yok. Bugün itibariyle bizim sahada 2 ambulansımız dolaşıyordu. Bugün hayırsever bir iş adamımızdan bunu konuyu açtım ve kendisi 2 ambulansla destek olacağını söyledi. Yani ambulans sayımızı arttırıyoruz ama her köyde bir ambulansın bulunmasını takdir edersiniz ki imkanı yok. Ama şöyle yapılabilir. Bu ambulansların sayısını arttırma babından bazı köylerin ortak köy dediğimiz noktalara yani merkezde değil de o köyde bulundururuz. Ama bu Bostane mi olur, başka bir köy mü olur onu bilemiyorum. Ama en azından yakın olur. Bu şekilde çözme yoluna gideriz diye düşünüyorum yani. Projemizde sokak sağlıklaştırması, yol, kent meydan düzenlemeleri, mobilyalar, yapı cephelerindeki iyileştirmeler, okul cephesinden başlayarak devam eden bir cephe imalatı, ardından köy kahvesinin bulunduğu alanlar, köy merkezinin bulunduğu alanlar, cephelerde iyileştirmeler, sokaklarda düzenlemeler mevcut. Yukarıda çeşmenin bulunduğu alana kadar devam eden bir aks üzerinde cephe iyileştirmelerinin bulunduğu kimlikli bir proje alanı. Başlangıç kısmından itibaren tekrar görüyorsunuz düzenlemeleri. Bahçe duvarları, yol kaldırım ilişkileri, mobilya düzenlemeleri, ışıklandırmalar. Mevcutta bulunan binalarımızın cephe iyileştirmeleri, kıraathanenin bulunduğu alan. Bu büyük bina hizmet binası olacak efendim. Burada ticaret aksını görüyorsunuz. Marketlerin bulunduğu alanlar, gene köy kahvesinin bulunduğu meydan. Şu an daha yakından bir görüntü var. Bu mevcutta bulunduğumuz aks üzerindeki bir çalışma ve bir miktar köy merkezine, çeşmenin bulunduğu alana kadar da ilerliyor. Göreceksiniz birazdan.
aslında ufak dokunuşlarla bile her şey daha güzelleşebilir. Bunun bir örneğini görüyorsunuz burada. Bu projeyi şöyle de konu edebiliriz başkanım. Cephelerde düzenlemeler yaparken buna da dikkat edilirse ileriki aşamalarda da köy içerisinde de bir bütünlük sağlanmış olur. Kimlikli bir köy kazanmış oluruz hep beraber. Burası Çeşme'nin bulunduğu alan. Yine burada bir meydan düzenlemesi. Projemizde tescilli parsellere müdahalemiz bulunmuyor. Köy fırınının ve çeşmenin bulunduğu alana kadar uzandığını söylemiştik az önce. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir şey daha rica edebilir miyim efendim?